Genellikle sanatçı arkadaşlarım böyle bir zaman dilimine girdiklerinde kimseyi suçlama etme cihetlerine gidecek bir durumları yok. Çünkü neden? Zaten devletimiz katkı olarak da elinden geldiğince hani işte faturaları olsun, şunları bunları olsun bir miktar ödemelerde bulundu. Herhalde en son yaptıkları ödeme 3.000 lira civarındaydı Evet, müzisyenlere. Yani müziğini devletimiz bunu bağış olarak veya bir hizmet olarak sektöre yaptı. Bunu cidden yani çok takdirle karşılıyoruz. Ama şunu da belirtmek lazım, altını çizmek lazım. Her zaman insanoğlunun başından felaketlerle yüz yüze kalabileceği, felaketlere karşı karşıya kalabileceği durumlar var. Yani biz dünyada yaşıyoruz, başka bir yerde yaşamıyoruz. Dünyada, uzayda bir parça yani. Birçok uzayda olmayan, yani her gün yaşanılan birçok gezegenlerde olumsuzluklar dünyada milyonda bir yaşanmıyor desek yeri var. Böyle bir süreçten geçince de insanların günü gününe kazanıp günü gününe harcamalarını ben pek şey bulmuyorum sevgili hocam. Yani biraz eğlence sektörüne böyle kazanıp da hemen elindekini avucu yarını düşünmeden diyoruz biz. Bizim eskiler hep bizim kuşak diyelim. Şöyle bir 50'yi bulmuş, 40'ı devirmiş, 50'yi bulmuş kuşaklar. Babalarından onu gördüler. Kara gün parası derler bilirsiniz. Yani kara gün parası, ilaç parası, kara gün parası. Yani bunları düşünerek bir miktar tabii ki böyle mutlaka Köşe müzisyen yapmak. arkadaşlarımdan yani takdirle biliyorum birçok çevremizde var. Yani geçimlerini bir müddet öyle devam ettirdiler. Ama hakikaten bu sektörde sadece değil birçok sektörde insanlar bu dönemi büyük fedakarlıkla atlatmak zorunda kaldılar. Belki dayanamayanlar oldu. Olumsuz sonuçlarla karşılaştık. Belki yani Müzik intihara aletlerini sattılar önce. müzik aletlerini satmaları Sattılar. etmeleri ama dediğim gibi öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Hani tasavvufta bu da geçer yahu. Hiçbir şey ne gam baki ne dem baki ne gam baki diye Evet, bir çok iyi. güzel bir söz vardır bilirsiniz Evet, eskilerde. evet. Yani bu ne bu dem baki ne de bu gam baki der yani. Sevinçlerde, Ha, üzüntülerde, sevinçlerde, sıra sıra üzüntülerde gelecek. sürekli olmaz. Onun için de mutlaka bizim yarın bugün çalıştığımız zaman, sağlıklıyken çalıştığımızda bir miktar birikim yapmak ve o birikimi kara gün için ayırmak mutlaka gerekir. Mesela biz borçlandığımız zaman ben sıfırdan sıfır olarak almam. Bir miktar eğer benim ödemelerimde veya bir sağlıkla ilgili problem oldu, bir miktar şöyle bir yani atıyorum bir miktar bırakırım. Takviyemi oradan yaparım. Niçin? Çünkü sıfırdan aldığım zaman ödemelerde bu sefer ne olacak? İşler denk gitmediği zaman bu sefer sıkıntıya gireceğiz değil mi? Bu sefer Tabii. sadece sizi sıkıntıya değil, çocukları da sıkıntıya sokacaksınız, ailenizi de. Onun için sorumlu olduğumuz kesim de var. Yani sorumlu olduğumuz insanlar için mutlaka kara gün parası mutlaka bir tarafta bırakmak gerekiyor. Sanırım bunu yapanlar bu dönemi biraz daha Rahat atlattılar. rahat atlattılar diyebiliriz. Rahat demeyelim de ucu ucuna atlattılar diyebiliriz. Yani asgari limitlerde atlattılar diyebiliriz. Ama bir taraftan da mesela müzisyenlerin değil iş yerleri kiraları çok uçmuştu. Yani uçuk kaçık kiralar vardı. Ben mesela burada bazı kiracıların hala aynı ev sahiplerinin diyelim veyahut da işte mülk sahiplerinin aynı kirayı almak için ısrarla işleri bozulmuş insanlara bunu sürekli talep ettiklerini gördük. Burada da bir insanlık dersi, insanlık imtihanı verdik diye düşünüyorum yani. Mutlaka. Orada biraz bizden, biraz sizden diyebilirsiniz. Efendim şu kadar benden, şu kadar da sizden.
Ve diyebilirsiniz bunlar sizin zaten ebedi aleme yatırımlarınızdır. Yani Allah Teala bizleri bollukta da darlıkta da imtihan eder hocam. Yani Mutlaka. sadece efendim darlıkta imtihan olmaz. Bollukta da imtihan eder, darlıkta da imtihan eder. Bir laf vardır. Fedakarlık yapan fedakarlık görür. Bunu yapmakları gerekiyor. Şu anda biz Sakarya Park'tayız. Şu anda sahne. Burası yıl boyunca dolup taşan bir yer. Yani buraya belediye yılda bir kere etkinlik yapacağım diye, çok da tanınmış bir sanatçı getireceğim diye milyarlar akıtıyor. Ama burası her gün çalışsa, yerel sanatçılar, işte enstrüman çalanlar, her gün burada görevlendirilse, İnanın buraya insanlar zaman zaman buralara gelir Ya izler. sosyal mesafeli de olsa buraları Yok. mesela oraya bağlayayım. Müzisyen arkadaşlarımızın bugün gerçekten eli temiz, yüzü temiz, edepli, erkanlı çocuklarımız var. Pırlanta gibi. Bir de müzisyenlik Allah'ın ayrı bir yetenekle donattığı insanlar. Yani sanat Allah'tan verilen bir güzellik. Bunu da edebiyle, erkanıyla yapanlar ve bakıyorum çoklar yani gençlerimiz özellikle. Tabii yetenekler. Yani şimdi şu var, gençlerimize bu şekilde destek vermediğimiz zaman gençler yani kötü alışkanlıklara gitti mi toplum olarak biz ne yapıyoruz? Serzenişte bulunuyoruz. Yok efendim gençlerin kötü yollara tevessül ediyorlar. Gençler nereye gidiyor? Ama biz gençlere yani çok da şey de istemiyorlar. Mütevazi çocuklarımız ya. İnanın çok mütevazi. Yani burunları kaftanda değil yani. Değil. Karın tokluğuna, bugün karın tokluğuna arkadaşlarıyla bir çaydır, bir şeydir. Program yapanlar var hocam yani. Hani arkadaşlarına bir akşam bir tost ısmarlayıp bir çay ısmarlayacak mekanlarda program yapanlar var yani öyle özellikle. Bu arada Yani uçurtmayı zoomladım. Uçurtma uçuyor. evet, uçurtmalar güzel uçuyor. Bayrak. Şimdi mesele tabii sosyal mesafeli. Ben pandemiden önce de bu sahnenin etkin kullanıldığını görmedim. Senede bir kere, iki kere kullanmaya Evet. çalışıyorlar. Yani buraya görevlendir. Müzisyen, amatör. İlla tanımış olması gerekiyor. Sadece bunlar değil Ya, sevgili hocam ya. şurada bir hoparlör, yüksek sesli hoparlör. İnan ki o sesi duyan, müziği duyan gelip burada oturur. Yani 10 dakika dinleyen kalkar geri benim ses gider. sistemim biliyorsunuz evin altında paslanıp durdu. Önceden kafelere kiraya veriyorduk, ediyorduk. Yine en azından bir şey vardı. Şimdi bakın ses sistemleri yani burada getirip de efendim bir iki gençle beraber programlarımızı, efendim eserlerimizi, kendi performanslarını sergilemiş olsalar, insanlar da burada efendim hoşça vakit geçirmiş olsalar, yani fena mı olur? Aynen. Bakın daha burası kullanılmadan eskimeye başladı. Bak. Burası yani ben hatırlıyorum burada 4-5 tane etkinlik zor yapıldı. Yani Yılların şu sefer. şuraya yatırılan yatırımlar hocam aslında azımsanacak bir yatırım değil. Bakın ne kadar yani bu taşlar özel taşlar herhalde. Yani bu mermerden döşenmiş. Yani şu inşaat malzemeleri olarak ben bilemem ama yani bir dünya para hocam bunlar Yani yani. her parkta da yok bir Yani imkan. Sakarya Park'ta böyle bir imkan hakikaten var. güzel ama dediğim gibi bunların hani ne maksatla yapılmış insanlara bakın ışıkları var. Bakın gel hocam çekin şuradan. Mesela sahne ışıkları var. Evet, ışıklar var. Gece Yani ondan aydınlatma sonra ışıkları var. ana kumanda var mesela şurada. Şurada ana kumanda var. Yani Evet, orada ana kumanda var. burada ana kumanda var. Yani demek ki burada yan ışıklar var. Güzel bir gün batımı var buradan. Güzel gün batımı manzarası var. Hatta ses sistemleri bile mevcut yani Ya hocam var burada. içeride var hepsi var. Atıldığında bekle. Bakın. Şimdi pandemide normal karşılıyorum da. Yani çok da değerli bir ses sistemi var herhalde. Muhtemelen Dynacord falan gibi çok üst düzey bir ses Şurada sistemi olduğunu zannediyorum. zaten bir tanesi Yani de orada. çok çok şey. Bunlar evet. Harika. Gerçekten burada her şey var. Ayaklık var. Şey var, Mikrofon ayak. güzel bir yüksek çözünürlüklü Projeksiyon mu? projeksiyon var. Yani yüksek çözünürlüklü. Yansıtma için ya. Şimdi, Yani çok gerçekten yapılabilecek güzel etkinlikler yani olur burada hocam. sinema etkinlikleri yapılacak demek ki. Umarım, bakın yani şurayı çekin hocam yani şu aslında nasıl bir şeydir? Buraya kamera sistemi koyacaklar. Kim yapıyorsa arkadaş
Ona iyi bir ceza verecekler. Şuraya bakar mısınız? Yani kendi kendine mi dökülmüştür hocam bunlar? Yani oradan, bir duvara bakıp basın. Oradan. Bakın. Yani şunlar, şunlara bakar mısınız? Bunlar yani bak kaldıramıyorum bile. O kadar ki yani hocam. Bakın bir tanesini kaldırmaya çalışayım. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ki bu kendi kendine kalkmış olabilir. Yani kendi kendine de kalkmış olabilir mi bilmiyorum yani. Ama kendi kendine kalkmış muhtemelen. Evet, kalkmaya başlamış. Veyahut da işçilikte de maalesef işçiliği onarılması lazım. Bunların kontrol edilmesi lazım. Yani iyi bir işçilik değil demek ki hocam. Bakın bunlar eğer kopa diyorduysa öyle değil mi? Bunların hepsi demek ki zaman içerisinde hepsi atacak yani. Evet. Yani şunlar normalde ya o iyi bir işçilik değil hocam bu. Çimento ile yapıştırmış. Yani çok basit bir özel bir malzeme değil. Yani özellikle bunu hangi malzemeyle yapmaları gerekir işte biz bilemiyoruz inşaatla alakalı olmadığımız için.